Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mini bir video ile geldim yine. Yine kahvaltı serimizi çalışmaya devam ediyoruz. Elimden geldiğince parçaları tamamlamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sosislerimiz var, salamımız var, yumurtalarımız var ve domatesimiz var. Önceki videolarda domatesleri, salamları ve sosisleri örmüştük. Bu videomuzda mini bir haşlanmış yumurta dilimi öreceğiz. Önemli olan evcilik oynarken çocuklarımızla beraber farklı materyallerimiz olsun elimizde. Hem onlara öğretelim hem de çeşitlilik olsun diye. Bugün bunu örüyoruz. Hemen örebileceğimiz mini bir video çekeceğiz. Şöyle koyalım. Sarı ipimle alıyorum. Örerken de kupurlanta vardı elimde. Ben o yüzden onu da ördüm. 6 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamın içine. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum. İkinci sırada her sık iğneyi çift batarak sık iğne sayımı 12'ye yükseltiyorum. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve de 12. İpimin fazlasını kesiyorum. Buraya bir ilmek belirleyici takıyorum. Ve üçüncü sırada 18 sık iğneye çıkıyorum. Bunun için bir tek bir çift yapacağım. Sıra başına kadar 6 kere tekrar edeceğim. Bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift. Başa kadar devam ettirelim. Bir tek bir çifti. Yumurtamızın orta sarı kısmını tamamladık. Burada beyaz ipliğime geçiyorum. Yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Burada beyazla 24 sık iğne yapacağım. 1 arkadan da ipimi kaydırıyorum. 2 tane tek yapıyorum. 1 tane çift sık iğne. Şu sarı ipimizin fazlasından da kurtulalım. Devam edelim. 2 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 tane çift sık iğne. İplerimi de içeriden yürütüyorum. Böylelikle daha rahatlıkla kaybetmiş olacağım. Tekrar 2 tane tek sık iğne örüyorum. 1 tane çift. Sıra başına kadar 2 tek 1 çifti devam ettirelim. 24'e ulaşalım. Yine fazla kısımları kesiyorum. Şimdi burada 8 tane sık iğne öreceğim önce. 1 2 3 4 5 6 7 8. Her sık iğneye bir tane sık iğne batarak 8 sık iğne örüyorum. İkinci 8'li kısma başını doluyorum. Bir kere de alıyorum. Başını doluyorum. Bir kere de alıyorum. Yarım trabzan, yalancı sık iğne dediğimizden de 1 2 3 4 toplamda yine 8 tane yapıyorum.
Geri kalan 8 sık iğnemi yine 8 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hafif oval bir şekil vermek istiyorum. Son sıramda da bir sıra kaydırmayla kapatıyorum. Tüm sırayı, yani 24 sık iğnemi kaydırma yöntemiyle örüp kapatıyorum. Kaydırma yöntemimiz neydi? Batıyorum, ipliğimi alıyorum, içinden geçiriyorum. Batıyorum, ipliğimi tığımı alıyorum ve ikinciyi birincinin içinden geçiriyorum. Batıyorum, geçiriyorum. Tüm sırayı bu şekilde yapıyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz. Sonuncuyu da yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve tamamlamış oluyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Bakın. Minik yumurta dilimlerimiz de tamamlanmış oldu. İpimizi de her zamanki gibi yine arkadan dolaştırarak kaybediyoruz. Ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz üzere yumurta dilimlerimiz de tamamlandı. Şöyle bırakalım. Şimdilik çalışmamız buraya kadar. Mini bir videomuz oldu. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.